Çocuklarda görülen alerjik rahatsızlıkları önemsemiyoruz ve tedavisini yaptırmazsak bir gün, 2 gün sürüyor ve geçiyor. Kalıcı olur mu bu Evet, tür alerjik rahatsızlıklar? hastalıklar hastanın deri testi pozitifse, yani herhangi bir alerjene duyarlı ise geçmez. Geçirtmek için bizim ona hangi alerjene duyarlıysa onunla aşı yapmamız gerekir. Alerji geçici değildir. Ancak hastanın öksürük kırıltısı non alerjik dediğimiz bir grup var. Alerji testi negatif. Zaten testi onun için de yapmamız çok önemli. Bir kere hasta hangi gruba giriyor? Eğer hastanın alerjisi yoksa biliriz ki 6 bilemediniz 12-13 yaşında geçer. Oraya kadar sağlam getirmemiz lazım çocuğu ilaçlarla. Ama eğer alerjikse bunu geçen tarafa atmak için alerjisine de yönelik, yani aşı tedavisi dediğimiz tedaviyi uygulamamız gerekir. Alerji geçmez. Alerji bir hayat hikayesidir. Aslında doğarsınız, önce besinlere duyarlanırsınız, biraz daha büyürsünüz, solunum alerjenlerine duyarlanır, burnunuz akar filan, sonra öksürük kırıltılar gelir. Hayatınız boyunca onunla birlikte yaşarsınız yani, eğer uygun tedavi olmazsanız. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bizimle paylaştığınız bu değerli bilgilerden dolayı programımızı kapatmak üzereyiz. Eklemek istediğiniz sözlerinizi varsa Yani onları da şunu alalım. söylemek istiyorum. Artık çocuk sağlığı hastalıkları alanında yavaş yavaş bilim dallarını kuruyoruz. Ama ben kendi adıma alerji ve immünoloji bilim dallarını kuran ve yönetecek kişi olarak bundan sonra alerji ve immünoloji, yani benim anlattığım hastalıklarla ilgili herhangi bir hastanın ada sınırları dışına çıkması gerekmiyor. Bütün hastalıkların tanısını da tedavisinde kesinlikle burada bu adanın her taraftan sınırları içinde yapabileceğimizi söylemek istiyorum. Çünkü nasıl diyeyim, buna ikna olmaya insanlarımızın da hakkı var. Bir de şunu söyleyeyim, onu özellikle ifade edeyim. Alerjik hastalıklar sıklık olarak, prevalans diyoruz biz, en sıklıkla gelişmiş ülkelerde görülür. Dünyada bir numara İngiltere, Amerika ve Kanada'dır ve Avustralya. %40-50'dir. Çocuk popülasyonu için konuşuyorum. Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde Hacettepe Tıp Fakültesi'nin bir 10 sene kadar önce, yanlış hatırlamıyorsam, yapmış olduğu bir prevalans araştırması vardı ve bizde bu söylediğim 4 ülke kadardı, %40-50. Yani bu şu anlama geliyor: 10 çocuğun 4'ü ya da 5'i. Yani cidden çok sık karşılaşılan bir şey. Dolayısıyla hakikaten burada ihtiyaç var. Yani bu mesajı vermek istiyorum. Ben buradayım. Bundan sonra bu hastalıklar için sınır ötesine geçmeye Başka gerek yok. ülkelere gitmeye gerek yok. Hayır. Evimizde tedavinin Evimizde tedavi imkanı olabilirsin. Evet. ayaklarımıza kadar geldi. Evet. Çok teşekkür Ben ediyoruz teşekkür tekrar ediyorum. verdiğiniz bilgilerden dolayı. Bugün de programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.